Ben Fevzi abla, işte ben 1940'ta bu köyde doğdum. Gelirken yolu üzerinde 2 kilometre ileride 1941'de yapılan bir köy okulu var. İşte o zaman 3 sınıflıydı. 3-5 ay gittim. Ondan sonra babam göndermedi, yani okula göndermedi. İlkokul diplomasını askerliğimde aldım. Bingöl'ün Solhan diye o zaman 35 hanelik bir kazaydı. Orada askerliğimde aldım. 2 sene kaldım o ilçede. 30 ayda şeyde kaldım. Tunceli Ozat'ta. Yani 2,5 sene de askerlik yaptım. Askerlik dönüşü geldim. 2,5 sene köyde kaldım. 2,5 sene sonra ben İstanbul'a gittim. Orada işe girdim. Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi'nde. Orada çalışırken benim bir akrabam vardı. Uzaktan akrabam, heykeltıraş. 9 senede buraya kaya bir ev uydurdu. İşte onun 9 sene geldi gitti, yani sürekli değil de bir ay kalırdı, 3 ay kalırdı, 6 ay kalırdı böyle. O yanında kaldım. Pul merakı, o heykeltıraş akrabanın şeyiyle. O zaman Nebioğlu Yayınları Bütün Dünya Mecmuası vardı. O beni abone yapmıştı. Bütün Dünya Mecmuası'nda 2 defa mı 3 defa mı bir pulla ilgili yazı okudum. Oradan benim kafama yer etti. Köyde o zaman sadece askerlere gelirdi 15 kuruşluk pul. Birkaç tane pul bulabildim. Yani hepsi 5-6 tane. Daha sonra koyacak yerim yoktu. Onları da kaybettim. Nihayet 1961'de askere gittim. Orada kaleme aldılar beni. Orada kalemde işte 2 sene kaldım. Orada daha çok resmi pullar, epey bir pul biriktirdim. Onu da Eskişehirli bir çocuk vardı. Kalemde yanımda sonradan şey yaptılar, verdiler. O çocuk da izine, ben terhis olduktan sonra izine gidemem dedi. Kumandandan izin istedi. O pullarla beraber o biriktirdiğim pulları da o götürdü. Nihayet askerden geldim, terhis oldum. 2,5 sene köyde kaldım. İstanbul'a gittim, işe girdim. 1965'in sonunda, 66'nın başında işe girdim. İşe girmemle birlikte o zaman gezerken Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde baktım pul mağazaları var. O zaman çoktu. 60-70 tane sade orada yüksek kaldırımda vardı. Orada pula başladım öylece. Orada da fazla kalmadım. 1972'de heykeltıraş akraba zorla beni oradan istifa ettirdi. Derinkuyu'ya belediye muhasipliğine getirdi. Orada 4 sene belediye muhasipliği yaptım. Belediyede hoşuma gitmedi. Oradan yine Kayseri'ye Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi'ne geçtim. 1988'in Şubat'ın 11'inde de emekli oldum. Pul için tekrar İstanbul'a gittim. Orada Rusya'nın da dağılmasıyla, biraz da Rusya'nın dağılmasıyla Ruslar çok pul getirdiler. Her ülkenin pullarını, kendi ülkelerinin olsun, başka ülkelerinin, hatta bizim Osmanlı pulları falan çok getirdiler. Orada aldım. Osmanlı pullarım falan da var. Bir kısım sattım ama daha var kartelalarda, albümlerde değil. O sergide çıkarmıştım. Tekrar dizemedim. Öylece kaldı. Türkiye'de bir köyde ilk defa sergiyi ben açtım. 2008 yılında açtım. 2008 Haziran ama Haziran'ın kaçı şimdi onu da unuttum. Burada yapıldı. Tabii bunun dört tarafı bu sedirin genişliğinde yapıldı. Oralara hep pul döşendi. Aşağı 2 odada yine aynı. Pul, telefon kartı, bir kısım para, o zaman para azdı. Çok azdı yani, para yok diyelim. Öylece sergiyi açtım. Fakat o zaman dediğim gibi işte sergiye karşı çıkanlar da oldu. O dedim, bu benim bireysel bir serim, siz karışamazsınız dedim ve açtım. Tabii hiçbirisi de gelmedi. Da Kayseri'den bile hiç gelen olmadı. Nide televizyonu geldi, Nide gazeteleri geldi. Nide'den 120 kişi kadar gelen oldu. Yeşilsar'dan bir tek Ziraat Banka Müdürü, bir sarraf arkadaş
geldi. Bir Ziraat Bankası müdürü. Bir de 3 kişi Yeşilhisar'dan geldi. 120 kişi kadar Niğde'den geldi. Kahramanmaraş valiliği tebrik gönderdi. Ben yakın illeri de davet etmiştim. Daha önce programım olduğu için dedi. Başka yerde programım olduğu için başarılar dileyerek gelemediğinden özür diledi. Yani birkaç valilik şey yaptı ya, hangiler bir yere de sakladım onların şeyleri ya, nerede onu da bilemiyorum. Vallahi 200 binin üzerindeydi ama geçen senelerde bir kısım şeye İzmir'e götürdüm hanımın hastalığı nedeniyle. Baktım pul ölü, götürmeyeyim dedim biraz. Yani şöyle 200 bin gene vardır, yani 200 bin civarında vardır.